Samsun'un dünyaya açılan tek penceresi Haber Aksan. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Geçmişten geleceğe baktığımız bakış programıyla tekrar birlikteyiz efendim. Sevgili seyirciler, yeni yayın sezonuna birkaç hafta gecikmeyle de olsa bu hafta başlamış bulunmaktayım. Bu gecikmeden dolayı izleyicilerimin büyük bir kısmı sık sık aramalarıyla ne zaman başlayacağımı öğrenmek istemeleri beni çok mutlu etti. Sevgili izleyiciler, bildiğiniz gibi geçmişten geleceğe bakış programı genelde tarih, edebiyat ve toplumsal sorunları içeren bir program formatı vardır. Bu yayın sezonunda da aynı formatla devam edeceğiz. Yine geçtiğimiz haftalarda bildiğiniz gibi yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Bu haftaki program konusunu özellikle eğitime ayırdım. Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen 2019-2020 eğitim ve öğretim sezonuna başladı. Bu konulara yıllarca deneyim ve birikimleriyle dopdolu bir uzman konuğumu bu akşam sizlere tanıştırmak istiyorum. Kendisi eğitim tarihi, eğitim sosyolojisi, eğitim programları, öğretim alanında uzman bir konuğum. Profesör Doktor Erdoğan Başar. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hocam, şimdi eğitimin tarihsel yapısındaki genel gelişmeleri, aksamaları ve günümüzdeki eğitim sorunlarını konuşacağız ama ben sizin özgeçmişini incelerken şuna rastladım. İlk okulu siz kendi köyünüzde 1970 yılında okuduktan sonra Ankara Hasanoğlan İlköğretim Okulu'ndan mezun olmuşsunuz. Atatürk İlköğretim evet, Okulu, evet. Evet. Ve Hasanoğlan biliyorsunuz, Hasanoğlan Köy Enstitüsü, köy enstitülerinin önde gelenlerinden bir tanesidir. Evet, en önemli okulu. Şunu merak ediyorum sevgili hocam. Orada uzmanlar diyor ki, birçok bilim adamı, köy enstitülerinden sonra öğretmen okulundan mezun olanlar da köy enstitülerinin kokusunu mutlaka taşır yüreğinde ve bünyesinde diyor. Tabii siz bir de Hasanoğlan'ın ötesinde Gazi'de akademik kariyere başlamışsınız. Evet. Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü onun tarihsel evet, yapısı. Cumhuriyet'in en önemli eğitim öğretmen yetiştiren kurumlarının evet. biri. Hocam, böyle bir kokuyu hissetmiş miydiniz siz evet. o yıllarda? Oradan başlamak istiyorum. Şimdi sevgili. Öncelikle Samsunlu hemşehrilerime ve ülkemizdeki tüm değerli yurttaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu arada İstanbul'da yaşanılan depremden ötürü evet. Ulusumuza geçmiş olsun diliyorum. Umarım ve dilerim ki herhangi bir sorun olmadan bu sıkıntıyı milletçe kolaylıkla atlatırız. Orada yaşayan kardeşlerimiz de yuvalarına huzur içerisinde girer çıkarlar. Günlük yaşamlarını sürdürürler. Şimdi tabii işe biraz özgeçmişten girince ben de birkaç söz söylemek istiyorum. Ben Ankara'nın Polatlı ilçesinin Karakuyu köyünde bir yoksul ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Evet. Kendi köyümde ilkokul eğitimini tamamladıktan sonra o yıllarda aslında bu uygulama köy enstitülerinden sonra devam ediyorduk. İlk öğretmen okullarına köy çocuklarının sınavlar %75'i köy çocuğu olmak üzere öğrenci kabul ediliyordu. Biz de sınavlara girdik. Evet. Ve ben 1964 yılında o zamanki adıyla Atatürk İlköğretmen Okulu'na öğrenci olarak ilkokul eğitimim sonrasında 11 yaşında başladım. Tabii 1964 yılı köy enstitülerinin adlarını değiştirilerek yapı ve işlevlerinin büyük ölçüde yeniden organize edilerek ilk öğretmen okullarına dönüştürülmesinin üzerinden bir 10 yıl geçmişti ve kurum bütün canlılığıyla, bütün varlığıyla, bütün havasıyla varlığını sürdürüyorduk. Köy enstitüsü öğretmeni hocalarımız yine bizim öğretmenlerimizdi. Okulda çalışanlar o kurumlarda işe girmiş ve hizmet üretmeyi sürdürüyorlardı. Ve okulumuzun her yerinde 1941 yılında 40 yılında kurulmuş olan Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün
öğrencilerinin yapmış oldukları derslikler, içtikler bizim eğitim, öğretim ortamımız oluyordu. Dolayısıyla biz abilerimizin, yani köy enstitüsü mezunu olan abilerimizin yaptıkları okullarda, dersliklerde ders gördük, içtiklerde el becerilerimizi geliştirdik. Okulumuzun uygulama bahçelerini ektik, biçtik. Müzik salonunda arkadaşlarımız yetenekleri doğrultusunda mandolin çalmayı, saz çalmayı, keman çalmayı, piyano çalmayı öğrendiler. Okulun spor alanlarında bedensel gelişimlerini sağladılar. Yani eski köy enstitüleri ve devamı olan ilk öğretmen okulları sözcüklerle anlatılamayacak kadar bir eğitim yuvası, bir büyük eğitim ailesi, büyük bir eğitim yaşantı ortamıydı. Yani o ortamın içerisinde bulunan kişi herhangi bir ders görmese bile o sıcaklıktan, o havadan, o teneffüs ederek kendisini ülkenin eğitim ordusuna, irfan ordusuna çok başarılı bir kişi olarak kolaylıkla hazırlayabilirdi. Biz de nitekim ben 6 yıl o okulda okuduktan sonra 1970 yılında ilkokul öğretmeni olarak eğitim ordumuzun, irfan ordumuzun öğretmeni olarak göreve başladım. İşte 2,5, işte 3 ay anca olduk. Yaklaşık olarak 49 yıl öğretmenlik yaparak, bunun işte 4,5 yılını ilkokullarda, onun üzerine yaklaşık maşallah bir 3,5 yılını orta dereceli okullarda, işte 40 yıla yakın bir dönemini de üniversitede öğretim elemanı üyesi olarak son 20 yılında profesör olarak görevimi sürdürdüm. Evet. Ve bu süre içerisinde yaklaşık 50 bine yakın öğretmen yetiştirdim. Dolayısıyla ben Türkiye'nin 1964'ten başlayan yaklaşık olarak işte 36, 56, 57 yıllık eğitim hayatının içerisinde hep kendim bir eğitimci, hep bir öğretmen olarak görerek kendimi ulusumuzun gelişmesine acaba nasıl katkı sağlayabiliriz zuhuruyla yetiştiriliyor ve o doğrultuda kendimi yetiştiriyor buldum. Ve bulunmuş olduğumuz ortamlarda az önce söylediğim gibi hep bunu sağlayacak bir ruh, heyecan içindeydi. Şimdi tabii eğitim, eski adıyla terbiye dediğimiz, marif dediğimiz şey, insanı ve ulusları var eden en önemli toplumsal kurum. Çünkü insanoğlunun yaşam serüveni, insanoğlunun sahip olmuş olduğu özelliklerle sınırlı. Yani bu özelliklerin etkinliği ölçüsünde biz birey olarak, insan olarak yaşama tutunabiliyoruz. Yaşamda başarılı olabiliyoruz. Bireysel ihtiyaçlarımızı etkili biçimde karşılayabiliyoruz ve kendimizi mutlu hissediyoruz. Bu tür bireylerden oluşmuş olan toplumlarda işte uygar dediğimiz yaşam üzerinde etkili olan araçlara, gereçlere, teknolojilere ve kurumlara sahip oluyorlar. Bu açıdan tabii eğitim bütün dünyada toplumların en öncelikli kurumu ve bu kurumların işleyişi, sürekli onların sorunu ve bunların iyileştirilmesi de temel politikalar arasında yer alıyor. Yani eğitimini göz ardı eden, çocukların yetiştirilmesini savsaklayan toplumların yeryüzünde ne kadar çileli bir yaşam sürdürdüklerini, işte onların uygarlık basamaklarındaki yeriyle ve çektikleri sefaletle, kolaylıkla görebiliyoruz. Evet. Tabii Türk toplumu çok uzun yıllar yaygın eğitim dediğimiz bir yolla çocuklarını hayata hazırladılar. Yani bu eğitimin okulu, hayatın kendisi, öğretmenleri, çevredeki anneler, babalar, dedeler, teyzeler, halalardı ve çocuklar onları taklit ederek toplumun var olan üretim sistemine uygun bilgi, beceri, değer, tutum davranışları geliştirerek yaşadılar. Ama bu yetmedi. Özellikle bizim toplumumuz açısından baktığımızda Osmanlı döneminde kırılma noktaları var. 1770'teki Osmanlı donanmasının Çeşme'de Ruslar tarafından yakılması çok önemli bir değişimi tetikledi. Ve 1824'lü 25'li yıllarda Sultan II. Mahmut'un örgün eğitimi
zorunlu kılmayı amaçlayan fermandan sonra artık Türkiye'deki eğitim devletin gözetim ve denetim altında giderek önemli bir toplumsal kurum oldu. Ama eğitimin gerçek anlamda önemi, gerçek anlamda toplum oluşturan çağ nüfusunun tümünün çağın gereklerine uygun davranışlarla bezenmesinin gerektiği anlayışını biz Cumhuriyet döneminde görebiliriz. Yani kamu eğitimi dediğimiz evet. bir anlayışı ve bu anlayış işte bugüne kadar geldik. İşte 10 küsur milyonlarla Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardaki nüfusumuz bugün 80 milyonu geçti. Ve bu nüfusun içerisinde dünyanın birçok ülkesinin nüfusundan kat kat fazla olan işte son 2018-19 rakamlarına baktığımızda yaklaşık olarak 25.358.989 öğrencimiz örgün eğitim sistemimiz içerisinde okul öncesinde, ilkokulda, ortaokulda ve liselerde ve fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görüyor. Evet. Ve bunları yaklaşık olarak 1.3 milyon öğretmenimiz hayata hazırlıyor. Ve bu şekilde Türkiye büyük bir eğitim sistemine sahip. Ama gelin görün ki bu sistem toplumumuzun beklentilerine, halkımızın beklentilerine, çocuklarımızın beklentilerine olması gereken biçimde ne yazık ki cevap veremiyor. Maalesef. Bunu herkes kabul ediyor. Yani evet, en tepedeki Sayın Cumhurbaşkanı'ndan en alttaki insana kadar ülkemizin eğitim sisteminin istenilen başarıyı yakalayamadığı, nicelik olarak önemli atılımlar yapılmasına karşın okulların açılması, dersliklerin çoğaltılması, sınıf mevcutlarının düşürülmesi, okullarda teknolojik işte Fatih projesiyle beraber akıllı tahtaların, tabletlerin vesaire donatılması ile bile istediğimiz başarıyı yakalayamıyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Şu evlatlarımızın uluslararası girdikleri sınavlarda gösterdiği başarıdan ve hayatımızın içerisinde okullarını bitirip diploma aldıkları zaman iş bulama işlerinden görüyoruz. Yani Türk eğitim sistemi bütün çocukları diyelim yani topluma yeni katılan bireyleri toplumun üretici bir gücü, toplumun varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan özellikleri ona kazandıran, az önce de vurguladığım gibi en önemli toplumsal kurum. Bunu yapamadığı zaman işte toplumda büyük bir huzursuzluk, uygarlıkta geri kalma, yaşamın her alanında zorlanmalar karşımıza çıkıyor. İşte bugün aslında bu sorunu tabii biz şu anda bu programın sınırları içerisinde bir değineceğiz. Ama Türkiye'deki insanlarımızın tamamı yaklaşık olarak işte neredeyse 200 yıldır bu konu üzerinde kafa yoruyor. Bu konu üzerinde konuşuyor. Yani nasıl bir eğitim vermeliyiz? Çocuklara hangi özellikleri kazandırmalıyız? Nasıl kazandırmalıyız? Bu kazanılmış olan özelliklerle nasıl sağlıklı bir iş bölümü yapmalıyız? Çünkü hayat William Shakespeare'in dediği gibi büyük bir tiyatro. Ve her birimiz bu tiyatroda gerçek rolünü oynayan aktörleriz. O halde biz ilgimize, yeteneğimize, becerimize göre bu büyük hayat oyununda olmamız gereken yerde olacağız. Eğer bu sağlıklı iş bölümünü yapamazsak, bu sağlıklı iş bölümüne uygun olan toplumumuzun nüfusunu değerlendiremezsek ki son zamanlarda bu çok konuşuluyor, liyakat dediğimiz yani her insana üstesinden gelebileceği, başarabileceği, evet. kendisini gerçekleştirebileceği, en etkili olarak mal ve hizmet ve değer üretebileceği yerde onu istihdam etmek ve onun beden ve zihin gücünden kendisinin ve toplumun yararına yararlanmak. Bu her türlü vicdani, her türlü ahlaki, her türlü dini değerler bunu emrediyor zaten. Ama biz bunu da yeteri kadar yapamadığımızı görüyoruz. Ve dolayısıyla maalesef dışarıyla bu alanda rekabet edeceğimize kendi kendimize rekabet edip... Hocam hemen orada bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdi öğrencilerin yarın kaygısı var biliyorsunuz. Dünkü basında Sayın Milli Eğitim Bakanımızın bir açıklaması var. Hatta orada bir şey var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci, öğretmen ve okulun akademik beceriler üzerindeki etkilerini ölçmek için 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla hazırladığı Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Öğrenci Başarı İzleme Araştırma sonuçları yayınlanmış. Orada diyor ki Türkçe alt testinde bilme düzeyindeki sorunların ortalama
doğru cevaplanma oranı %63 olarak gerçekleşmiş. Aynı testin anlama düzeyindeki sorunların ortalama doğru cevaplama oranı ise %60 olmuş. Yani öğrencilerin %40'ı okuduğunu anlamıyormuş. Aslında şimdi bana göre o bile iyimser rakamlar. Evet, hemen yani. Devamında evet. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, biz o ilk Milli Eğitim Bakanı olduğu zaman tabii. Biz bir vatandaş tabii. olarak çok sevinmiştik. Çünkü o kurumun sorunlarını bilen, akademik yapıyı özümseyen bir bakanımız diye. Diyor ki Sayın Selçuk, Milli Eğitim Bakanımız, çözüm üretilecek diyor. Bir yıldır okullarda geniş çaplı izleme değerlendirme çalışmalarını yürüttüklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, başarı izleme araştırmasının da bunlardan biri olduğunu söyledi diyor Sayın Bakan. Şimdi öğrencilerin yarın kaygısı acaba kısa zamanda çözümlenecek durumda mı? Çünkü şimdi, bir de nüfus patlaması evet, var ülkemizde evet. biliyorsunuz. Şimdi bakın, ne dersin bu seyirci? Sorunun temeli şuna dayanıyor. Evet. Az önce söylediğim gibi haklı olarak her insan kendisini bu dünyada çok özel ve çok değerli görüyor. Evet. Ve her işi başarabileceğine olan bir kanaati var. Ve bazen de kendisini herkesten değerli görüyor. Bu da son derece saygıyla karşılanacak bir durum. Ailenin evlatlarını bu şekilde görmesi ve onların geleceklerini bu beklentiler üzerine inşa etme savaşımını da biz alkışlamamız gerekiyor. Ama hayat öyle değil tabii yani. Çünkü bir toplumda yaşamakta olan insan sayısı kadar farklı özellikler var. Yani insanoğlunun doğuştan getirdikleri ve daha sonradan toplumun ona kazandırdıklarıyla beraber kendisine özgü bir kimliği, kişiliği ve bir yetişme performansı var. Bizim hedefimiz nedir? Her insanı kendi gücünün sınırlarına büyük ölçüde yaklaştırarak onu topluma yararlı hale getirmek. Şimdi bu ister istemez, yani az önce söylediğim gibi herkes kendisini ileride gördüğü zaman toplum içerisindeki devletin veya toplumun kendisinin oluşturduğu iş bölümüne rıza göstermiyor. Bu iş bölümüne rıza göstermediği zaman toplumda daha nitelikli olarak algılanan, daha yüksek gelir getireceği gözlenen mesleklere karşı büyük bir rağbet ortaya çıkıyor. Bu bizim eğitim sistemimizi ta okul öncesinden başlayarak büyük ölçüde yapısını bozuyor, havasını bozuyor, akordunu bozuyor. Ve devlet de toplumun, bireylerin bu istek ve özlemlerini bildiği için sürekli bu seçme işine yönelik olarak sınavlar yeni yapılarak halkın karşısına çıkmaya çalışıyor. Evet. Özellikle şu anda Türkiye'deki bu orta öğretimde, yüksek öğretime geçişteki sınav sistemi olduğu sürece orta öğretim ve ilk öğretim, hatta okul öncesi alanda gerçekleştirecek olan reformların hemen hemen tamamı işlevsizleşecektir. Neden? Çünkü bütün aileler çocukların ileride hangi mesleğin sahibi olmasını istiyor ise ona göre yetiştirmeye çalışıyorlar ve bu hangi mesleğin sahibi olması zaman zaman değişmekle beraber bunun nesnel tek ölçüsü var. Yüksek gelir getiren ve buna dayalı olarak da bir algı olarak yüksek statülü mesleklere orta çocuklar... Orta öğretimden yüksek öğretime tabii, geçişteki... Sınav olduğu evet. sürece, o sınav olduğu sürece ki o sınavdan da vazgeçemeyiz. Çünkü herkes doktor olmak isterse herkesi doktor yapamayız. Evet. Herkes mühendis olmak isterse mühendis yapamayız. Eninde sonunda biz devlet adına, millet adına o şu oyun diyoruz ya, bu oyundaki oyuncuları yeni bir oyun düzeni kurmak için yerleştirirken onların kim olduklarını bilmemiz gerekiyor. Peki onların kim olduklarını nasıl bileceğiz? Sınavla bileceğiz. Şimdi bunu Batı ülkelerinde ta okul öncesinden başlayarak şu anda bu 2023 eğitim vizyonunda da büyük ölçüde bu konulara değiniyor. Yani çocuklarımız daha okul öncesi çağdan başlayarak bir portfolyo dediğimiz onların akademik başarılarını, bedensel ve zihinsel gelişimlerinin dijital ortamda belgelendiği ve kayıt altına alındığı bir sistemle
süreç içerisinde onların hangi mesleklere yönelecekleri ve hangi alanda eğitim göreceklerine yönelik devlet bir tavır alacak gibi görünüyor. Şu anda onu yapamıyor. Hmm. Yani diyecek ki mesela tabii kurumlar arasında, eğitim kademeleri arasında yatay ve dikey geçişlere fırsat vermekle beraber sen bu başarı durumunla, bu özelliklerinle şu tür okulda okuyabilirsin. Bu zaman kadar biz buna benzer şeyler yaptık. Örneğin ben ortaokul öğretmenliği sırasında öğretmenler kurulu tavsiye kararları alıyorduk. Çocuk hangi liseye gitsin diye. Ama bu tavsiye kararlarına hiçbir veli uymuyordu. Niye? Çünkü velinin kafasındaki meslekle, çocuğun kafasındaki meslekle, çocuğun okuldaki başarı durumuna uygun olarak ona bilimsel rehberlik yapan öğretmenin, öğretmenler kurulunun önerdiği yol örtüşmüyor. Dolayısıyla örtüşmediği için evet. O da maalesef öneri olduğu için zaten hiçbir şeye yaramıyordu. Oysa biz ben müdür yardımcısının yazıp veriyorduk öğrencilerin eline diplomalarıyla beraber öğretmenler kurulu yönetme tavsiyesi kararı al git. Sen işte mesleki ve teknik öğretimde başarılı olabilirsin. Sen işte fen alanlarında başarılı olabilirsin. Şu okullara gir gibi. İşte bunun bir düzen içerisinde ve emredici olarak yapılması lazım. Eğer bu yapılmadığı zaman şu anda devlet ne yapıyor? 12 yılın sonunda üniversiteye giriş sınavında 40 kere adını değiştirdik. Son olarak YKS olduk. Evet. Orada bir temel yeterlik, alan yeterlik testleriyle çocuklarımızı işte sınayarak ondan sonra tercihlerine dayalı yüksek öğretim programlarını yerleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de bir zamanlar öğrencilerimiz yüksek öğretim programlarının kontenjan azlığından dolayı büyük ölçüde açıkta kalırken şimdi yüksek öğretim programları açıkta kalmaya başladı. Niye? Tercih edilmiyor. Tercih edilmeyen niye tercih etmiyor? Çünkü çocuk orada okusam ne olurum diyor. Ben orada okumuş olsam bana hangi işi sağlayacak, hangi üretim sektöründe beni istihdam edecek ve o üretim sektöründe ben çalışarak hangi geliri elde edeceğim? Bununla karnımı, çoluğumu, çocuğumu karnını nasıl doyuracağım, başımı nasıl dik tutacağım dediği zaman okulların kontenjanları boş kalıyor. Ve üstelik bu da ülkedeki ulusal bütçenin, ulusal gelirin ciddi ölçüde kaybına yol açıyor. Çünkü orada okusunlar diye devlet okulunu açmış, öğretmenini yetiştirmiş, araç ve gerecini sağlamış, destek hizmetleri veren personeli istihdam etmiş. Ulusal bütçesinde milyarlarca lira bu işe aktarıyor ama kurup üretmiyor. Yani köylünün, çiftçinin çiftçilikten vazgeçip tarlayı boş bıraktığı gibi okullar boş kalıyor. Yani Türkiye'deki işte eğitim sorununun en önemli bölümü bence orta öğretimden yüksek öğretime geçişteki o sınav sorunu. Evet. Bu sorunu biz akla, mantığa, ulusal çıkarlarımıza ve bireyin istek ve beklentileriyle devletin, milletin hedeflerini örtüştürecek bir biçimde hem bireyi, insanı ikna edecek, aileyi ikna edecek hem de devletin hedeflerini, menfaatlerini koruyacak şekilde bir politika bulmadığımız zaman 2023 eğitim vizyonu değil, 3023 eğitim vizyonu da hazırlasak bana göre bir noktaya gelemeyiz işlevsiz diyorsunuz. Kalacak gibi görünüyor. Çünkü bunu yaşıyoruz yani. Bunu yaşadığımız için bir de şunu kabul etmemiz gerekir. Bak ışıkta bile dışarıda bir yerde ışık olduğu zaman bütün çevredeki uçan, börtü, böcek ne varsa ışığa geliyor. Işık insan için iyi bir hayattır. Mutlu bir yaşamdır. Bu mutlu yaşamı ona kim verecekse insanlar oraya kaçıyor. Tüm canlılar için. Tabii. Evet. Tüm toplumlar için öyle. Bakın şu anda İslam dünyasındaki bu yaşanılan savaşlar nedeniyle ortaya çıkan göçlerden bunlar nereye kaçıyorlar? Ölümüne Batı ülkelerine kaçıyorlar. Evet. Oysa bu ülkelerin ne dinleri dinlerine, ne dilleri dillerine, ne yaşamları yaşamlarına hiçbir şey benzemiyor. Ama biliyor ki orada ekmek var, orada ayakkabı var, orada elbise var, orada cep telefonu var, orada BMW, Mercedes araba var, orada temiz sağlık hizmetleri var, bir sosyal güvence var. Yani insanlar doğduğu değil, doyduğu yerde yaşıyor. İşte eğitimin de insanoğlunun bu gerçeğine göre şekillenmesi gerekiyor. Türk eğitimi öncelikle ve önemli ulusal ölçekte düşünürsek insanlarımızı üretici yetiştirmek zorunda. Hiçbir kimseyi istihdamın dışında tutamaz. Hiçbir kimseye bu millet yattığı yerde 5 kuruş para veremez. Ama gelin şu anda bakalım, işte rakamlar onu gösteriyor. Uluslararası şeylere baktığımızda Türkiye'de 15-24 yaş kuşağında nüfusun %25'i istihdam dışında. Evet.
Yani en çalışma çağında olup, en aktif olarak üretim çağında olup değer üretebilecek olan evlatlarımız sokaklarda geziyorlar. Hocam orada asıl sorun şu değil mi? Siz deneyimli bir eğitim bilimcisiniz. En önemli şey öğretmen yetiştirmek değil midir hocam? Şimdi çözümüne mi geldik? Tamam o zaman. Yani en azından doğru. Buraya şey yapan tabii, benim haklısınız. Çok önemli beyin göçüyle şimdi, ilgili şeylerim var. Temel evet, sorunlar, hocam. Temel sorunların tabii çok küçük bir bölümüne değdik. Yani eğitim sistemimizde o kadar çok sorun var ki bunların da olması doğal. Çünkü Türkiye büyüyen bir ülke. Dünyanın her ülkesinde var ama bu sorunların miktarı, şiddeti daha az. Evet. Şimdi Türkiye'de son yıllarda eğitim inanılmaz bir sorunla yüklü hale geldi ve aileler kendi dar bütçelerinden eğitime o kadar çok para harcıyorlar ki yani bu özel dershanelere geçmişte verilen paralar, ondan sonra şimdi özel okullara giden paralar, üstleri başları yani sayılamayacak kadar. Şimdi o zaman eğitime, şimdi bu son zamanların eğitimi ekosistemi olarak diyor. Eğitim toplumsal sistemin en önemli ögelerinden birisi ama tek başına onlardan bağımsız değil. Hmm. Eğitim yani insanların yaşama hazırlanması, insanların daha etkili yaşayabilmeleri için onların kimliklerin, kişiliklerinin, bilgilerinin, becerilerin geliştirilmesi süreci bütün toplumsal kurumlara içecek. O halde biz burada eğitime sistem olarak baktığımızda eğitimin diğer toplumsal sistemlerle ilişkilerini kura kura gitmemiz gerekiyor. Evet. Ama biz eğitimin kendi içindeki sistemine baktığımızda neler görüyoruz? Öğrenci var, öğrencimiz var. Onu yetiştiren öğretmenimiz var. Yani biz ilk önce eğitim sistemini kendi içine bakıp acaba burada nerede eksiğimiz var, nerede hata yapıyoruz, nerede olması gerekeni oldurmuyoruz da bu sıkıntılar, bu dertler başımıza geliyor sorusunu sorduğumuzda o zaman sisteme bakacağız. Çünkü bir kişi hasta olup doktora gittiği zaman doktor onun sadece gözüne bakmaz. Ağrıyan, sadece ağrıyan koluna bakmaz. Onun bir organik sistem olarak bu rahatsızlık onun organizması bir sistem olduğu için bu sistemin neresinden kaynaklanıyor? Şekerinden mi kaynaklanıyor? Tansiyonundan mı kaynaklanıyor? Yediği bir yabancı besinin onunla yaptığı alerjiden mi kaynaklanıyor? Canlı bir şeye mi sıkıldı? Fazla mı güneşte kaldı? Fazla mı soğukta kaldı gibi? Mutlaka bir teşhis koyar. Tabii ama bir bütün olarak bakacağız. Ama biz hocam 1950'lerden beri teşhis koyamadık eğitim i̇şte neden sistemine. Sıkıntı teşhis çünkü özgürlükçü demokrasiyi benimseyen toplumlarda devletin, yurttaşların yaşamları üzerindeki emredici rolü çok sınırlı. Oradan geliyor. Yani biz özgürlükçü demokrasiyi, liberal demokrasiyi benimseyen bir toplum olduğu için devlet dayatmıyor. Ama Türkiye planlı ekonomiyle, merkezi otoriteyle yönetilen ülke olmuş olsaydı, bir zamanların Sovyetler Birliği'nde gibi, yani devlet işaret edecek. Sen şurada 3 tane koyunu güdeceksin. Bitti. Bitti, evet. Niye? Sormasına gerek yok mu? Zaten 3 koyunu güdecek kadar beceriye sahip. O da onu biliyor zaten. Sen şu uzay aracıyla sen Gagarin'sin, uzaya çıkacaksın. Yani bunların hiçbirisi torpille yapmıyor bu işi. Yetenekleriyle toplumun içerisindeki kişi ama devlet emrediyor. Devlet toplumdaki yaşamakta olan bütün bireylerin ne kadar yiyeceğine, neyi tüketeceğine, üretimin hangi sektöründe yer alacağına kadar şu anda yani sosyalist ekonomiler üzerinde bilgimi konuşturmak istemiyorum. Her alanı düzenliyor. Ama biz dünya bu sistemlerden vazgeçti. Çin de dahil olmak üzere. Şu anda dünya merkezi planlamayla yönetilmiyor. Merkezi planlı ekonomilere karşı çıkıyor. Liberal ekonomide su akacak yatağını bulacak. Sorun oradan geliyor. Şimdi biz sistemi kendi içine bakalım. Öğrencisine bakalım. Öğretmenine bakalım. Öğretim programlarına bakalım. Öğrencilerin yaşadıkları eğitim ortamlarına bakalım. Acaba burada nerede hata yapıyoruz? Şimdi öğrencilere baktığımızda hiçbir Allah'ın kulu, hiçbir bilim adamı Türk çocukları dünyadaki akranlarından daha gerizekalıdır, daha yeteneksizdir, daha beceriksizdir asla ve asla diyemez. Diyemez, evet. Dünyanın en büyük bilimsel yanlışlığını ve ahlaksızlığını yapmış olur. Türk çocukları dünyadaki akranların en az onlar kadar akıllı, en az onlar kadar bilgiyi alabilecek, beceri geliştirebilecek, hayatta başarılı olabilecek bir potansiyelle dünyaya geliyor. Dolayısıyla bu çocukların ilerideki yaşamlarının iyiliği ya da kötülüğü yetişkinlere ait. Devletin ve milletin sorumluluğunda.
başımıza gelen şu anda gençlerimizin yaşadıkları hayatın zorluklarının tamamının vebali bize ait, yaşadıkları güzelliklerin mükafatı da bize ait. Hocam, yıllarca eğitim fakültelerinde görev yaptınız. Tam, evet. Onu, evet. Hatta bir ara dekanlık da yaptınız. Evet, 4 yılda eğitim bilimcisiniz. Evet. Bir de Türkiye'de gerçekten saygın ve belirli düzeye gelmiş önemli eğitim bilimcilerdensiniz. Şimdi sevgili hocam, ben şunu biz yeterince öğretmen yetiştirebiliyor muyuz? Şimdi yani değişkenler kısaca açısından kısaca alayım onu. Temel doğrular, yani çocuklarımızın evet. kabahati yok. Evet. Çocuklarımızın o kadar masumlar ki, yani ben dediğim gibi ilkokul öğretmenliğinden yıllarca da üniversite gençleri eğittim. Her kademedeki vatan evladını, anasının, babasının, kuzusunun karşısına bir eğitimci olarak çıktım ve onlara kimliğimle, kişiliğimle, bilgimle, görgümle, yaklaşımlarla onları hayata elimden geldiği, bilgilerimin yettiği, araştırmalarımdan elde ettiğim bulguları ölçeğinde yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi öğrenci de soruyor, gelelim öğretmene. Şimdi öğretmen eğitim sisteminin en can alıcı noktası. Çünkü öğretmen eğitim sisteminde insanlarda davranış değişikliğini gerçekleştiren bir insan mühendisi. Yani bir fabrikadaki bütün çalışan personel eğer nitelikli değilse o fabrika ne otomobil üretebilir, ne bilmem bir şey yapabilir. Dünyanın en kaliteli ham maddelerini getirir durur orada. Yani siz oraya altını getirin, platinyum ne getirirseniz getirin, işleyemezler çünkü orada nitelikli insan. O halde öğretmen sistemin can alıcı noktası. Ve biz bu gerekçelerle Cumhuriyet döneminde öğretmen eğitimine Cumhuriyet'i kuran kadro, o her birisi ışıklar içinde uyusunlar, nur içinde yatsınlar, onlara karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan bugün 80 milyon kardeşimiz sabah akşam dua etseler, yani gözlerinden akan yaşlar denizleri doldursa asla ve asla şehitlerimizin o ulusal kahramanlarımız hakkını ödeyemez. Çünkü bastığımız toprak, üzerinde hava aldığımız bu vatan dediğimiz yer onların kanıyla, onların emeğiyle bize bir emanet. Şimdi o kadro Cumhuriyet savaş alanlarında zaferi kazandıktan sonra bir cehalete karşı savaş başlattı. Ve bu savaşın komutanı da öğretmenler olarak gördü. Ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlik mesleğini o denli önemsedi ki bir yerde hepimizin bildiği, sık sık tüm yurttaşlarımız da duyuyordur. Vali ile öğretmen arasında sorun ortaya çıkıp da Atatürk'ün huzuruna gidildiğinde alın valiyi oradan öğretmene dokunmayın diyecek kadar öğretmenin, yani ülkenin irfan ordusunun komutanını en değerli varlık olarak gördü. Ama işte irfan ordusu bugün kriz içinde. Öğretmen eğitimimiz biz işte Türkiye'nin koşulları da o yıllarda zordu tabii. Hmm. Kırsal kesimde okuryazarlık oranı neredeyse sıfıra yakın. Evet. Kentlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı'dan devralmış olduğu okuryazarlık oranı o kadar az ki bilenler de zaten Arapça alfabesiyle biliyorlar. Onlar da sadece işte okuma becerileri yok. Çünkü okunacak olan eserler de yeteri kadar üretebilmiş değiliz. Cumhuriyet ilk yıllarda öğretmen eğitimi için programlarına öğretmen yetiştiren kurumlar aldı. Bir, ilkokullar için şehirlerdeki ilk öğretmen okulları, ondan sonra köy öğretmen okulları diye 1926 yılında Mustafa Necati'nin Maarif Vekilliği zamanında 789 sayılı Maarif Teşkilatı'na dair kanunla Türkiye'nin eğitim sistemini çağın, zamanın ve dünyanın zamanın ruhuna göre örgütledik. Öğretmen yetiştirdik. İlkokul öğretmenin olacak. Ortaokul öğretmenin olacak. Lise öğretmenin olacak. Üniversite öğretmenin olacak. Peki bunu kim yetiştirecek? Öğretmen okulları. Peki bizim Osmanlı'dan devralmış olduğumuz okullarımız bu ihtiyacımızı karşılıyor mu? Karşılamıyor. İşte 26'dan sonra öğretmen yetiştirme işine bir düzen verildi ama ülkenin kaynakları sınırlı. İstediğimiz sonucu alamadık. Özellikle kent için yetiştirmiş olan öğretmenlerimiz köy yerine uygun eğitim almadıkları için, kırsal yaşamın zorluklarıyla hiç hayatlarında karşılaşmadıkları için onlar gitmediler ve köy kaldı ortada. İşte 1936'larda eğitmen kursları, peşinden köy enstitüleri böyle bir gerekçeyle ortaya çıktı. Evet. Bunlar köy öğretmen okulu olmanın ötesinde, gerçi 1928'lerde 3 tane köy öğretmen okulu açıldı ama 1929-30 dünya ekonomik bunalımı nedeniyle Türkiye bu okulların
yaşaması için gerekli kaynakları transfer edemeyince bu okullar kapandı. Yani eğitim tarihinin o boyutuna fazla girmeyeyim. Şimdi eğitmen kursları askerliğini çavuş olarak yapan akıllı köy çocuklarını 8 aylık bir eğitimden geçirip kendi köylerine öğretmen olarak gönderdik bir. Ondan sonra yine köy çocuklarından aldık. Bunları köy enstitüleri diye kurduğumuz okullarda bir yandan bilgiyi, bir yandan beceriyi öğretmeye çalıştık. Ama bu bilgi 1924 yılında Türkiye'ye gelmiş olan dünyanın en önemli zamanına göre en büyük eğitim filozofu olan John Dewey'nin de Türkiye'ye önerdiği gibi faydacı eğitim. Yani mektepte öğrendiklerimiz bizim hayatımızı kolaylaştıracak. Bugün elimizi vicdanımıza koyalım. Çocuklarımız, üniversite mezunları dahil olmak üzere hangisinin elinden iş geliyor? Hangisi bir evin, bir yolun, bir aracın bozulduğu zaman ona müdahale edebiliyor? Basit yaşam becerilerine sahip maalesef burada gönül rahatlığıyla ho diyemiyoruz. Batı ülkelerinde bir üniversite profesörü boş zamanlarında uçak yapıp uçuruyor ya. Gerçekten inanılacak işte. Adam kalp profesörü, kendi uçağını kendisi evet. yapıp hobi niteliğinde. Hocam, şimdi öğretmen, evet. biz öğretmen eğitimini 1970'lerden sonra ülkenin de artan şeyine bağlı olarak ihmal etmeye başladık. Ve öyle ihmal etti ki ondan sonra bir ara nicelik sayımız çok az düşüktü. Bu evet. niceliği artırabilmek için okulları açtık açtık, öğrencileri aldık aldık. Öyle bir hale geldi ki Türkiye'nin öğretmen ihtiyacı bir, öğretmen yetiştiren kurumlarda okuyan öğrenci sayısı dörde çıktık. Bakın şimdi. Burada istatistiklere baktığımızda son sınava giren öğrencilerle ilgili verilere baktığımızda Türkiye'de 459 bin, bakın 416.485 öğretmen adayı öğretmen olabilmek için sınava giriyor. Evet. Bak en son veriler bu. 25.577'si görev alıyor. Yani şu uçuruma bakar mısın Allah'ını seversen? Evet. Yani 416 bin, yani 385 bin genç elinde öğretmenlik diploması var. Ülkenin üretim sisteminin hizmet üreten sistemin dışında. Peki bunların karınlarını kim doyuracak? Evet. Peki hocam, şimdi bu burada. Bu, evet. bu sorunun çözümü Türkiye'nin öğretmen eğitimini, Türkiye'nin öğretmen ihtiyacı ve bu ihtiyacıyla örtüşen bir öğretmen yetiştirme dengesini sağlamadıkça bir eğitim sistemimizi yine çözemeyiz. Bak şimdi sistem olarak bakıyoruz evet. ya. Dedik ki vatandaşlarımızı, çocuklarımızı istikbalde oyun alanında aktör olarak oynayacakları role ikna eden bir eğitim sistemi yapacağız. Bir. İki, onları yetiştiren öğretmenleri öğretmen okullarında mutlu yetiştireceğiz. Bak şu anda Türkiye'deki öğretmen yetiştiren kurumlarda okumakta olan öğrencilerimizin iddia ediyorum %100'ü mutsuz. Çünkü gelecek kaygıları var. Ya yıllarca kendi aramızda konuştuk, dekanlık yaptık, bölüm başkanlığı yaptık. 20 küsur yıl profesör, 38 yıl bilmem kaç yıl doçent, kaç yıl yardım doçent, kaç yıl öğretim görevlisi olarak bu çocukları yetiştirdik. Hele son yıllardaki bu sınavlarla beraber son sınıftaki dersine girdiğimiz çocuklar bizi dersi dinlemeden ellerindeki test sorularıyla beraber sınava hazırlanıyorlar. Orada hocam birçok üniversitenin eğitim evet. fakültesinde sıfır eğitim profesörü var, sıfır sıfır. Karşılarında Profesör Doktor Erdoğan Başar onlara bir eğitim bilimiyle ilgili ders anlatıyor. Çocuklara bağışlayın argo bir deyimle vızırtı geliyor. Hiçbir anlamı yok. Çünkü benim anlattıklarım onların sınavda hemen çıkacak sorularla ilgili değil. Onlara bir genel öğretmen yeterli, öğretmen ruhu, öğretmen davranışı kazandıran bir dersle ilgili. Eğitim sosyolojisi anlatıyorum diyelim. O zaman eğitim sosyolojisi diye öğretmenlik alan dersler arasında temel bir ders yoktu. Şimdi onu koydular. Şimdi o dersi anlatmış olsam can kulağıyla dinleyecekler. Çünkü işleri şimdi yapıyor. O çocuklar ne yapıyor? Başarılı olanlar, ehliyetli olanlar tutuyorlar. Evet. Yarın kaygısı olan bütün öğrencilerden ayrı olarak çekip gidiyorlar. Ve biz buna beyin göçü diyoruz. Beyin göçünde de uzmanlar diyor ki beyin göçüyle gelen sosyal ve kültürel kayıplar Türkiye'nin gerilemesinde önemli bir etken ve muhtemelen bir eğitim krizinin habercisi evet. diyor uzmanlar. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu çok korkunç rakamlar vermiş. Geçen yıl mesela Türkiye'de göç eden kişi sayısı bir önceki yıla kıyasla %42.5 artış göstererek 250 binin üzerine çıkmış. Rakamlar, ayrıntılar var. Şimdi beyin göçünün etkilerinden biri de ekonomiye verildiği tahribat. Şimdi
sevgili sadece hocam. Sadece ekonomi değil, toplumsal yaşamın çok bütün sınır, alanlarında. Çok sınırlandığı için beyin göçüyle ilgili bir iki cümle. Bak şimdi somut bir örnek vereyim. Ben işte Mayıs ayının sonunda ve Haziran ayının ortalarına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik bakımdan ve sosyal bakımdan en gelişmiş olan eyaleti Kaliforniya'daydım. San Francisco ve Los Angeles'ta. Kızım Sacramento'da mimar olarak çalışıyor. O da ne mutlu. Türk eğitim sisteminin yetiştirdiği, benim evladım olmanın ötesinde bu memleketin yetiştirdiği evlat gidip şu anda Amerikalılara mimarlık yapıyor. İşte soruyla ilgili. Evet. Şimdi oradan San Francisco'nun aşağısında Stanford Üniversitesi'nde içinde bulunmuş olduğu yerde Silikon Vadisi deniyor. Bu vadide dünya, bilişim dünyasının bütün dev şirketleri orada. Bu şirketlerde dünyanın en akıllı çocukları, ırkına, anasına, babasına, soyuna, sopuna, dedesine, geçmişine, mezhebine bakılmadan istihdam edilmiş bilgi ve değer üretiyorlar. Ve bu üretmiş oldukları bilgi ve değerle Amerika'nın gücüne güç katıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri oradan elde etmiş olduğu bu çağımızın en değerli nesnesi olan bilgiyle ve bunu teknolojisiyle ulusal gücüne güç katıyor ve dünyaya meydan okuyor. Dünyanın ben patronuyum, kimse benim karşıma çıkamaz. Her alanda Trump bugün A diyor, milleti susturuyor, yarın B diyor. Bunun arkasındaki güç işte o Silikon Vadisi'nde çalışan üstün beyin gücü. Üstün beyin, onların arasında Türk çocukları da var. Evet. Ve bu dünyanın bu akıllı çocuklarını Amerika Birleşik Devletleri o vadide sıfır maliyetle istihdam ediyor. Sıfır. Ne bunların anaları üstlerini ört, bir Amerikalı ana o çocukların üstünü örtmüş. Sütüyle süt vermiş. O elinden tutup okuluna götürmüş. Ondan sonra babası yememiş, içmemiş, harçlığını vermiş. Bütün çocuk yaman iyi okusun diye ona her türlü özveride bulunmuş. Derken okutup mektepten halkımızın deyimiyle adam etmiş. Peki bu çocuk kime hizmet ediyor? Amerikalıya hizmet ediyor. Günah değil mi? Yani beyin göçünün milletler açısından en önemli sorunu kan kaybediyor. Kan. Evet. Oysa bu üstün beyin gücü dediğimiz nüfus, bak şimdi biz dünyanın değişik ülkelerine iş gücü transfer edebiliriz. Ama bir ülke üstün beyin gücünü gözü gibi koruyup onları gerekirse hiçbir yere kaçmasınlar diye başlarına 20 tane MIT elemanı verip göndermemesi lazım. Çünkü şimdi yetenekler parayla, pulla, projelerle olmuyor. Yani toplumun her 100 doğan çocuktan yaklaşık %10 hatta %3-5'i dahi dediğimiz çocuklar. Bu çocukların kimin çocuk olacağını din açıdan Yüce Tanrı belirliyor. Evet. Doğa açısından doğadaki kombinasyonlar belirliyor. Hangi anne, baba, hangi genetik yapıda, nerede bir araya gelip sperm ve yumurta birleşecek de bir orada gen, bir bebek ortaya çıkacak ve o çocuk sosyal çevrede yetişip bir dahi olacak. Bunu şu anda bilim, tıp dünyası bunu yapmıyor. Bir ara Hitler bunu yapmaya çalıştı. Üstün Alman ırkını inşa edebilmek için bu projelere girdi. Ama şu anda bu biraz... Şimdi mübarek, kendi milletimize diyeyim. Ey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler, ey büyük Türk milleti, bu akıllı çocuklarınızı gözünüz gibi koruyun. Bu akıllı çocuklar köydeki Ahmet, Çoban Ahmet'in oğlu değil, bilmem fabrikadaki işçi Mehmet'in oğlu değil. Bu milletin evladı, bu milletin göz bebeği. Bu çocuklarımızı toplumsal yaşamımızın her alanda, ekonomide, sanayide, bilgi teknolojilerinde, hukukta, bütün alanlarda bu çocukları kullanmalıyız. Bu evlatlarımızla biz ancak başımızı kaldırabiliriz. Çünkü onlar bir üretir, bin üretir, 1 milyon kişi onu tüketir. Evet. Türkiye kendine çeki düzen vermeli sonuç olarak. Hocam, sonra bize ayrılan süre bitti aslında. Bak burada bir şey söyleyeyim. Bak şimdi bu gerçeği ülkeyi yönetenler biliyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptıydık. TÜBİTAK'ta yurt dışındaki üniversitelerde eğitim almış akıllı çocuklarımız gelin Türkiye'de çalışın. Evet. Size, bize üniversite olarak diyelim ki bana profesör olarak 5 lira verecekse sana 25 lira vereceğim. Gel buraya diye vaatte bulundu ama kimse gelmedi. Onun da bir sürü siyasi sebepleri onlara girip de bizi yönetenlerin kafalarını kızdırmayalım. Türkiye'deki yapısal değerlere güvenmedikleri için. Hocam,
Bize tabii bir saatlik bir sürede işte o süre, eğitim, o yüzden ben böyle eğitimle bir sürü ilgili, doküman evet, getirdim. Eğitimle ilgili şey sorunları tartışabilmek mümkün değil. Son olarak söyleyeceğinizi alabilir miyim hocam? Şimdi bakın, Türkiye'nin eğitim alanında neler yapması gerektiğini herkes biliyor. Bak, şimdi Profesör Doktor Ziya Selçuk nasıl Milli Eğitim Bakanı oldu? Bu işlere kafa yorduğu için oldu. Bak, şu anda elimde Türk Eğitim Derneği 2015-2022 yıllarını kapsayan 7 yıllık dönemi için bir ulusal eğitim programı hazırladı. Evet. Bunun direktörü Profesör Doktor Ziya Selçuk. Ve Sayın Cumhurbaşkanı onun tabii geçmişte Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği de yaptığını bildiği için böyle bir projenin içerisinde bu işi bilen insan diye Milli Eğitim Bakanı yaptı. Tıpkı evet, Turizm Bakanı gibi. Yani bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde bakanlıklara getirilmiş olanların gerçekten arkalarında başarılı bir hayat hikayeleri var. Şimdi şu ulusal eğitim programında yazdıklarını uygulasın kendisi, Türkiye eğitimde uçar. Peşinden evet, Türk Eğitim Derneği, Türkiye'nin eğitim alanındaki en önemli eğitim kuruluşlarından biri olan TEDMEM, her yıl Türkiye'nin eğitimini değerlendirme raporu. Bak şimdi 2018'i dokümanlarını bilgisayar ortamına çıkardım. Orijinal belgeselin altında yok. En sonunu kendi kütüphanemden getirdim. Bak bu izleyiciler görsün. 2017 eğitim değerlendirme raporu. Eğitime merak eden eğitimciler, okul yöneticileri, kimse bir uzmanlar kurulunun özveriyle bu ülkenin akıllı evlatlarının, vicdanlı evlatlarının bu ülke eğitimdeki içinde bulunduğu darboğazdan nasıl kurtulabilir konusunda hem mevcut durumu saptayan hem de öneriler sunan bu raporlarını okusunlar. Çünkü insanoğlu ortak akılla yürür. Ortak evet, akılla, ortak projelerle yürür. Madem ki eğitim, eğitimde ne yapacağı sorusunun cevabı bir fikirdir, bir düşünme sonucunda ortaya çıkan. Şu anda işte bir sınırlı süre içerisinde ömrünü eğitime vermiş ve neredeyse şöyle 2000 sayfa basılı eseri olan, iki tanesi de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış eseri olan, ömrünü bu işe harcamış insan olarak bu sınırlı süre içerisinde birkaç söz söylemeye çalışıyorum. Yani bunları bu ülkenin bütün sorunların çözümü konusunda akıl sahibi olan, vicdan sahibi olan o kadar çok evladı var ki bunları olsun, busun, şusun demeden bunlarla ortak akılla Türkiye'nin sorunlarını kolaylıkla çözebiliriz. Onların söylediklerini de bakın şimdi şöyle hocam, söyleyeyim. Hocam bize ayrılan süre bitti. Evet. Doktora gittin. Evet. İyi bir doktor sana bir reçete yazdı. Uygulama, ölmezsen artık nokta nokta diyeyim. Kesin ölürsün. Evet. İşte bunlar Türkiye'nin eğitim reçeteleri. Evet. Uygulayacaksın kardeşim. Peki bunu, bu reçeteyi kim yazdı? İşte bak bak burada hemen bak şimdi hemen göstereyim de bak yani burada Sayın Bakan'ın Sayın kendi Bakan'ın imzasını da büyük, göstereyim. Bak, direktörlüğü var evet. Yazdığı şeyi de biliyorum. Yani burada imzası bak ne yazıyor bak. Profesör evet, Doktor Ziya Selçuk, TEDMEM direktör. Buyur. Evet. Ya uygula işte bunları. Bunları hocam, uygula ama uygulayamaz. Neden? Çünkü büyük bir konsensüs gerekli. Türkiye'de evet, her kafadan bir ses çıkıyor. Türkiye'de eğitim bir milli problem olması gerekir. Zaten öyle. Milli Eğitim Bakanlığı delilişinin sebebi o. Türkiye'nin adında milli olan kaç tane kurum var? Birisi Savaş Ordusu, evet, Milli Savunma evet, Bakanlığı, birisi İrfan Ordusu, evet, Milli Eğitim Bakanlığı. O halde bu Milli Eğitim Bakanlığı deminden beri söyledik. En kritik şu andaki sorunu öğretmen yetiştirme sorunu. Evet. Öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinde okumakta olan çocuklarımız gelecek kaygılarını üzerinden atmadıkça onlara dünyanın en altın yıldızlı diplomalarını ver, ileride onlar başarılı bir öğretmen olamazlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle olamazlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben kaygılarınızı anlıyorum. Bu halde 10 öğretmene ihtiyacımız var mı? 12 tane okut ve bunların paralarını devletin bütçesinden ver. Evet. Bak biz yatılı okullarda okuduk. Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü yatılıydı. Ondan sonra öğretmen okullarının hepsi yatılıydı. Devlet onları millet için okutuyordu. Ve ömürlerinin sonuna kadar Türk bayrağının dalgalandığı her yerde hiçbir güçlükte yılmadan evet, hizmet ediyorlardı. Bu ruhu ver işte. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. Zaman olsaydı da tam böyle evet, tabii hızlandı. Bir saat içinde bunu tartışabilmek evet, ben mümkün de değil. Sürçülisan ettikse evet, affola. Eğitimin sorunları ve çözümleri evet, konulu bu programımız. Eğitimdeki sıkıntıları biliyorsunuz. Yani 18 milyon öğrenci, 1 milyonun üzerinde öğretmenin eğitim ve öğretim yılındaki sorunlarını
bir saate sığdırabilmek mümkün değil. Tabii bu arada da sevgili hocama çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Türkiye'nin önde gelen eğitim bilimcilerinden Profesör Doktor Erdoğan Başar bu akşam konuğumda. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Ben de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.